Herkese merhaba. Bugün çok özel bir konuyu, çok özel bir konukla birlikte ele alacağız. Bugün Disteksi Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği Başkanı ve aynı zamanda bu alanda çok güzel çalışmalar yapan Yapılandırılmış Disleksi Eğitimi Programının kurucusu Hakan Mutlu Hocamı misafir edeceğiz. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, teşekkürler. Biz Hakan Hocamla yıllardır çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Sağ olsun okulumuzun öğretmenlerine de çok güzel eğitimler verdi. Disleksi ile ilgili farkındalığımızı yükselten çalışmalar yaptık. Şu an bu yayını gerçekleştirirken biz aynı zamanda Disteksi Farkındalık Haftasının içerisindeyiz. 8 Ekim'de dünyada disleksi günü olarak anılıyor. Hocam da bana bununla alakalı bir mesaj atıp farkındalığımı yükseltince birlikte bu konuyu ele alan bir yayın yapalım dedik. Hoş geldiniz sefa getirdiniz hocam. Hoş bulduk çok teşekkür ederiz. Hocam. Kıymetli hocam siz disteksi ile ilgili çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz bizim okulumuzda da gerçekten öğretmenlerimizin farkındalığını artıracak güzel eğitimler de yaptınız son yıllarda çok fazla karşımıza çıkmaya başladı aileler çocuklarında bu tarz öğrenme güçlükleriyle karşılaştığında neler yapmalı öncelikle disteksi nedir bugün böyle bu konuyu birazcık ele alıp hem annelere babalara hem de eğitimcilere faydalı olalım istiyorum. Arzu edersiniz öncelikle disteksi nedir, nasıl fark edilir, bununla alakalı ben toplu size atmış olayım hocam. Sizden bundan ilgili bilgilenelim. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim farkındalık haftasında beni ağırladığınız için. 7-13 Ekim tüm dünyada ülkemizde de disteksi farkındalık haftası olarak anılıyor. Disteksi nedir? Bu soruyu aslında ben çok sık alıyorum. Yani disteksi yeni mi çıktı, son dönemlerde duymaya başladık. Disteksi hep vardı aslında seksi en baştan beri vardı ama isterseniz e, literatürde birkaç kavram açıklaması yaparak Tabii hemen açıklamaya gireyim. Aslında biz disteksi olarak anıyoruz ama bahsettiğimiz öğrenme güçlüğü. Hı -hı. Disteksi özel öğrenme güçlüğünün bir alt türlerinden biri. Okuma güçlüğü karşılığı. Hı -hı. Tabii öğrenme güçlüğünün diğer bir alt türü e, matematik güçlüğü, diskalkuli, disgrafi var, yazım güçlüğü, e, dispraksi var, motor koordinasyon güçlüğü e, ve çocukları karma olarak bu öğrenme güçlükleri etkiliyor aslında. Hı -hı. Baskın olan da öğrenme güçlüklerinde baskın olan da yüzde dilimle disleksi yani okuma güçlüğü. Hı hı. O sebeple biz öğrenme güçlüğünü disleksi ile anıyoruz. Oran yüksek olduğu için hı hı. Ee, biz de bu yayın boyunca hep disleksi diye konuşacağız ama aslında bahsettiğimiz öğrenme güçlüğü olmuş olacak. Peki. Böyle Çok bir küçük evet. bir e, bilgiyle başlamış olalım. Disleksi nedirden önce aslında disleksi ne değildir? Konuşmak daha mı iyi olur? Bazen daha iyi açıklayabiliyor. Evet, onlarla başlayayım izniniz olur, olursa. Olur, tabii buyurun hocam. Disteksi her şeyden önce bir hastalık değil. Hı hı. Tıbbi bir tedavisi ve ilacı da yok disteksinin. Ee, düşük zeka geriliği ile alakalı da değil disteksi. Hı hı. Disteksi nedir o zaman? Ona değinelim. Disteksi normal, normal üstü zekaya sahip bireylerde görülen okuma, yazma, matematik, dil becerileri veya motor koordinasyon becerilerinde yaşıtlarına göre belirgin anlamda geride kalma. Geride kalan bireyler olarak tanımlarız biz disleksiyi. Kıymetli hocam bu öğrenme güçlüğünü insanlar nasıl fark edebiliyor? Şimdi küçük yaşlarda okumayla ilgili bir faaliyet de yok. Yani biz genelde okumayı ilkokula başladığımız zaman o birinci sınıfta öğreniyoruz. O birinci sınıf gelmeden böyle bir öğrenme güçlüğünün olduğunu Aileler anlayabilir mi? Nasıl anlayabilir? Ee, bunun farkındalığına nasıl varılıyor? Ee, özellikle böyle e, annelerin, babaların ve eğitimcilerin de bunu fark etmesi adına neler söylersiniz? Evet, öncelikle resmi tanı için, yani diseksiden biz tamamen emin olmak için ilkokul birinci sınıfın ikinci dönemini bekleriz. Hı hı. Yani çocukların akranlarıyla beraber en az altı aylık bir eğitim almış olmasını bekleriz ki e, bu eğitimden sonraki süreçte akademik olarak bazı gerilemeler varsa ya da yaşlarına göre geride kalıyorsa çocuk, Hı. gerek okumada, gerek yazmada veya matematik becerilerinde, işte o zaman karşımıza disteksi, yani öğrenme güçlüğü Hı. çıkıyor. Ama bu önceden de bazı bulgularla kendini gösteriyor. Yani risk grubunda olup kendini e, o duruma kadar getiren bireyler de olabiliyor. Hı. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Genelde biz tüp bebeklerde, Hı. çoğul gebeliklerde, prematüre doğumlarda disteksi'yi sık görürüz. Disteksi %85'lik Dilimle genetik geçişlerden kaynaklıdır. Yani bir bireyde e, disteksi varsa anne baba ya da birinci derece akrabalarında da disteksi olma olasılığı yüksektir. Bu oran yüzde 80-85'tir. Çok büyük bir oran. Evet, büyük bir oran. Yüzde 15'lik dilim, yani disteksi genetik geçişlerin dışında sonradan da ortaya çıkabilir. <laughs> Ee, anne de baba da birinci derece akrabada herhangi bir bulgu taşımasa bile. Bu da genelde işte tüp bebeklerde görüyoruz. Erken doğumlarda görüyor, görüyoruz. Yani prematüre doğumlarda görüyoruz. Veya doğum esnasında yaşanılan bir travma, bebeğin biraz oksijensiz kalması, sonraki süreçte erken çocuklukta ciddi bir kafa travması seksiye sebep olabiliyor. Tabii bu oran daha düşük. Genelde gördüğümüz genetik geçişlerdir. Doğal olarak disleksi aslında geçmeyecek, hep var olacak bir süreç hayatı, yaşam boyunca. Peki disteksiden korkmak mı gerekir veya işte bu devamında neler yapmak gerekir? Aslında korkulacak bir durum yok. Hı hı. Yani bu çocuklar farklı öğrenen bireyler. Öğreniyorlar sadece e, diğer çocuklara göre, diğer bireylere göre farklı yöntem, teknikler ve yaklaşımlar sergilenerek öğrenmeleri, hı hı. aslında kalıcı öğrenmeyi sağlayabiliyorlar hı hı. bu çocuklar. Bu e, öğrenme sürecine geçmeden önce, nasıl öğrendiklerini ve nasıl destek olmasına geçmeden önce yaygınlığı nedir hocam? Yani şu anda mesela bununla alakalı bir istatistik var mıdır? Kaç çocuk da aşağı yukarı görülüyor? Böyle hem Türkiye'de hem dünyada paylaşabileceğiniz şeyler var mı? Rakamlar var mı hocam? Var. Ee, i̇lk disteksi İngiliz İngiltere'de yapılan araştırmalarla aslında ortaya çıkıyor. Ben biraz kısaca tarihçesinden tabii, bahsedeyim mi? ister hocam, misiniz? Tabii ki. 1800'lü yılların sonlarında disteksiyi kelime körlüğü olarak tanımlamışlar. Hmm. Ve bu çocuklar yeterli derecede göremedikleri için ee, ...okuyamadıklarını, tezini öne sürmüşler İngiltere'de yapılan araştırmalarla. Ve bunun sonucunda da bazı gözlükler geliştirmişler. Hı -hı. Bakmışlar ki bu çocuklar görmeyle ilgili bir sorunu yok. Hı -hı. Görememekten kaynaklı veya farklı görmekten kaynaklı da okumuyorlar. Yazı puntosundan kaynaklı olabileceğini söylemişler. Yazı puntosuyla da ilgisi olmadığı ortaya Hı -hı. çıkmış. Şu anda bile halen kullanılan e, yaklaşık 12-13 tane disteksiyo yazı fontları var. İnternette Hı -hı. de mevcut. Yazı fontuyla da de alakalı değil. Sonra da e, beyaz zemin üzerine siyahı okuyamıyorlar. Koyu zeminde veya sarı zeminde siyahı daha kolay okuyorlar diye araştırmalar. Tabi bunun da böyle olmadığı ortaya çıkmış. 1930'lu yıllara gelmişiz. 25'li ve 30'lu yıllarda isteksel eğitim sorunu olarak tanımlamış dünya. Bu çocuklar e, farklı öğrendikleri için mev, mevcut müfredatın öğretim şekline uygun değil. Öğrenme şekilleri diyerek çalışmalar işte ülkemizde günümüze kadar gelmiş. Tabi oranlar son dönemlerde artan farkındalık bilgiye kolay ulaşma hızımızdan kaynaklı. E tabi çevresel faktörlerin de değişmesi öğrenme güçlüğünde yani disleksi artışlar da beraberinde getirdi. bir ara en son Profesör Doktor Ümran Korkmazlar'ın 2000'li yıllarda yaptığı bir araştırmada her 10 çocuktan birinde ikisinde öğrenme güçlüğü disleksi bulguları var derken şu an 5'te bir oranında konuşuluyor. Yani çok her, yüksek bir oran hocam. Çok yüksek. Her 5 yani... çocuktan biri. İngiltere nüfusunun %12'si diyebiliyorum disteksi. Amerika'da da keza bu şekilde. Türkiye'de de bu oran bayağı yüksek. Disteksi aslında geçmişte de hep vardı. Ama sadece öğrenme güçlüğünde değil, diğer tanı gruplarında da yoğun artışlar var son dönemlerde. Örneğin biz gecikmiş konuşma artışları ki bir ara otizm bile... Bir ara biz bu oranları daha yüksek söylerken 2024'teki bir veriyi paylaşayım sizinle. Otizmde bile 30-57 çocukta bir, 57 çocukta Çok bir yüksek. otizm vakası ki Hı -hı. bundan yaklaşık 4-5 yıl önce bu oran 160'ta birlerdeydi. Peki hocam sizin bunu bir şeye bağlıyor musunuz? Yani bu hayatımızda yaşadığımız işte ile ilgili, uykuyla ilgili ne bileyim teknoloji kullanımı vesaire bunlar tetikleyen şeyler mi? Ee, hem yani yüzde 85 neredeyse genetik yüzde 15 böyle sonradan olacak gibi e, diyoruz ama bir taraftan da yıllarda da bariz bir artış var e, oranda. Evet, tabii ki bunun bazı sebepleri var bu artışların. Hı -hı. Şöyle ifade ediyoruz. Her şeyden önce bir bilgiye daha kolay ulaşıyoruz. Eskiden Hı -hı. biz bilgiye ulaşmak için, farklılıkları görebilmek için ansiklopediler karıştırırdık. O evet. bilgiyi oradan bulurduk. Şimdi artık o bilgiyi cebimizde taşıyoruz. Hızlıca Aileler daha bilinçli, okuru yazar oranındaki artışlar son dönemlerde tabii e, Ailenin de kendi çocuğunu daha yakından tanımasına, araştırmasına sebep oluyor. Bu birincisi, diğer ikincisi de çocuklar bizim çocukluğumuz gibi değil. Örneğin ben ben kendi çocukluğumdan örnekler vereyim. E, biz sokakta, bahçede oynayarak büyüdük evet. e, ve oynadığımız birçok oyunlar bizim bilişsel gelişimimize de olumlu katkılar sunardı. Hı -hı. Örneğin biz parmağımızda çubuk taşıma oynardık taşırdık ve sayardık en çok, en çok kim taşıyacak diye. Aslında bizim el göz koordinasyonumuzu ve dikkat becerimizi geliştiriyordu. Biz kulaktan kulağa oynardık. Çocukken isim şehir, hayvan oynardık. Bunlar bizim işitsel algımızı ve fonolojik farkındalığımızı geliştiriyordu. Yaratıcıydık biz, üretirdik. Ve sürekli bir yaşıtımızla etkileşim içerisindeydik. Ve doğal olarak da öğrenme güçlüğünün altında yatan o bilişsel gelişimler aslında biraz kendini gizlerdi. Yani o becerimizi de geliştirirdik. Hı hı. Ama günümüze döndüğümüzde çocuklar bu oyunları bırakın oynamayı isimlerini dahi bilmiyorlar. Doğru, çoğu kişi bilmiyor. Ekranla büyütüyoruz çocuklarımızı. Ekranla, ekranı ve artık emzik gibi de kullanmaya Doğru. başladık. Doğru, iletişim de kurmuyor aile. İletişim de Oyun kurmuyor. Oyun oynamıyorlar. Ee, ve günümüzde artık 3 yaş konuşmayı bile normal sayıyoruz ki hı. normal değil 3 yaş konuşma. Çünkü gecikmiş konuşmanın sonraki evresi öğrenme güçlüğü. Yani erken çocukluk belirtilerini girersek gecikmiş konuşma en temeli aslında öğrenme güçlüğünün. Tabii hepsinde olmayabilir. <laughs> ee, bu gibi uygulamalar yani çocukların daha evin içinde daha pis kalmaları, etkileşimden uzak kalmaları, etkileşim olarak sadece okulu kullanmaları çocuklarda bazı bilişsel gelişimlerin de olumsuz ilerlemesine veya sekteye uğramasına sebep oluyor. Bu da tanıların artmasına sebep oluyor aslında. Anladım. Aslına bakarsanız bu biraz önce bahsettiğiniz hususlar bir nevi yani okul öncesi eğitimin de önemini aslında çok ortaya koyan şeyler. Yani ne kadar çocuk erken yaşta arkadaşlarıyla iletişime geçerse, bilişsel becerilerini geliştirecek, dil becerilerini geliştirecek eğitime maruz kalırsa bu problemleri yaşaması, bu güçlükleri daha kolay atlatması da mümkün oluyor herhalde değil mi? Evet evet kesinlikle. Şimdi e, hocam bu işin tanı ve destek süreci ile ilgili birazcık bilgi alsak. Benim çocuğum var diyelim ki ilk Okul birinci sınıfa başladı. Bu sene özellikle e, ilkokul 1'e başlayan ailelerin çok daha dikkatli dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Malum okuma yazma süreçleri ilk, ilk dönem bitiyor. Genellikle e, ikinci dönemin ya başında ya ilk dönemin sonunda da bazı çocuklar böyle okuma yazmaya da geçebiliyorlar. Şu anda e, bu süreç başlamışken ben anne baba olarak veya bir öğretmen olarak. Çocukta disleksi olup olmadığını anlayabilir miyim? Bunun bir testi var mı? Tanıyı koyma konusunda ne tavsiye edersiniz bize? Ne, evet. Nasıl anlayabiliriz? Şöyle aslında bunu şöyle cevaplandırayım. İkiye ayırmalıyız bence velileri. Peki. Velileri ikiye ayıralım. Birinci grup veliyi tanımlıyorum. Eğer çocuğunuzu bir prematüre doğumu varsa, erken çocuklukta gelişimsel anlamda bazı gerilikleri varsa, geç konuştuysa, o velilerin çocuklarını ilkokul yaşantısında yani anaokulu ve ilkokul yaşantısında daha iki kere gözlemlemesi gerekir. Zaten Hı -hı. çocuk ipuçları vere vere ilkokula Hı -hı. gelmiş. Ee, doğal olarak da bazı harfleri ters yazabilir, yanlış kalem tutabilir. Okurken veya yazarken harf, harf eksiltip çıkartabilir. E, yönlerini karıştıramayabilir, renkleri karıştırabilir. Bunların hepsini yapabilir, bir kısmını da yapabilir veya işte çok azını da yapabilir. Çünkü disteksi e, farklı türde. Çocuklara, Dereceleri de var o zaman de ya, ya Bu var Şimdi, yok diye bir şey yok, bunda yok. derecesi olan evet, bir Yani bir hani bir iki, velileri ikiye ayırdık. Birinci veli grubu eğer çocukları bu şekilde gelişimsel anlamda geriden geliyorsa, ilkokulda daha fazla bir yoğunlaşmalı gelişimine. Hı -hı. E, ve tabii ki hızlıca ilkokulu birinci sınıfın sonunda doğru e, bireysel bir özel eğitim sürecine Hı -hı. E, başlatmalı. Çünkü geriden gelen çocuklar yaşıtları durmuyor, gidiyor. Onlar o geriden gelmeyi aldı, alacağı özel eğitimle aslında kapatmayı tercih etmek. Sonlandırmak ya da bitirmek değil. Hı hı. Çünkü sonlandıramayız, bitiremeyiz. Disleksi hayatı boyunca devam edecek bir süreç. Hı. Farklı öğrenen bireyler sadece yaşlarından ki mesafeyi kapatmak amacımız olmasın. Diğer veli grubu da evet gelişimsel anlamda bazı ipuçları vermemiş çocuk. İşte e, gecikmiş konuşma yok, e, yürüme emekleme zamanında olmuş, konuşma zamanında olmuş... Ama o da risk grubunda olabilir. Burada da sadece harfleri ters okumak için bana sürekli şöyle sorular geliyor. Hocam harfleri karıştırıyor. Hemen şu soruyu soruyorum. Kaçın sınıfta? Birinci sınıfa yeni başladı. E, çok normal. Evet. Veya anaokulunda disleksi mi sizce? Çok normal çünkü çocuk böyle bir eğitim almamış tamam. O yüzden de o, o velilerin çocuklarının o akademik gelişimlerini biraz daha e, takip etmeleri diğer velilere göre belki bir tık daha az takip edebilirler yani gelişim anlamında. Anladım. Öğretmenler de e, sonuçta sınıfta e, bu okuma yazma sürecindeki e, öğrencilerinde herhangi bir böyle bir geri bir durum tespit ediyorsa daha zor öğrendiğini düşünüyorsa o zaman bununla ilgili aileyi hemen bilgilendirip bununla ilgili bir teste mi e, yönlendirmeli hocam? Bu evet. siz tanısını net nasıl koyuyorsunuz? Nasıl tanı koyuyor size gelen bir kişi? Evet. E, nasıl bir e, test e, alıyor? Şimdi resmi tanı için çocuk ergen psikiyatri doktorları, Devlet Hastanesi'ndeki çocuk ergen psikiyatri doktorları tarafından resmi tanı konuyor ve bazı zeka testleriyle Hı -hı. ki şu an güncel olarak kullandığımız zeka testimiz viskar e, Viskart testiyle çocuk e, resmi tanı alabiliyor çocuk ergen Viskart doktoru tarafından. Ama tabi bize başvuran velilere biz e, başta da söylemiştiniz bir eğitim programımız var, yapılandırılmış diseksi eğitim evet. programının bir online tarama testimiz var. Hani e, en azından bir resmi tanı amaçlı değil. Hı -hı. ön tanılama gibi de değil. Yani sadece verilerin velilerin doldurabileceği Hı -hı. online bir tarama testi üzerinden Hı -hı. web sayfamız üzerinden o, o testi doldurarak O söyleyebiliriz hocam bu arada. Eee e, tabii e, ki... çünkü merak edenler olabilir. Tabii. Ücretsiz bildiğim kadarıyla. Ücretsiz, ücretsiz evet. ve hızlı bir şekilde en azından bir farkındalık olur. Evet, disleksiegitimi.com -e Web sayfasında online disteksi testimiz mevcut. Evet. Bu şekilde şüpheleniyorsa veliler çocuklarının akademik gelişimleriyle ilgili bazı bulguları e, göre, görüyorlarsa Hı. o testi doldurup en azından bir ön bilgi edinebilirler. Ama mutlaka tabii ki bu işin uzmanından bir e, resmi tanılama almaları da gerekir. Peki tanılama oldu. E, Kişiye dendi ki evet disleksi var e, evladınızda. Buradan sonraki süreçte nasıl bir eğitim yolculuğu onları bekler? Yani oradaki destek süreci nasıl işliyor? Aileler işte bir taraftan çocukları okula devam ediyor. Okul sonraki sonrası saatlerde gelip bazı uygulamalara mı katılıyor? Aşağı yukarı kaç gün, kaç ay, kaç yıl? Yani bu hiç Bilgisi olmayan insanlar için de ben özellikle sormak istiyorum. Bu süreç nasıl bir süreç? Derneği arayan ya bize ulaşan velilere ben hep şunu söylüyorum. Eğer biri size süre veriyorsa, biri size vaatte bulunuyorsa, bir tarih veriyorsa ondan uzaklaşın diyorum. Özel eğitim maalesef ki ülkemizde biraz sömürüye açık bir alan. Evet. Üzülerek bunu ifade ediyorum. Gittiğiniz uzmanı, kişiyi mutlaka araştırıp sorgulayarak gitmek gerekiyor. ...bilerek gitmek gerekiyor ki... ...bazen bana gelir veliler... ...bütün seceremi biliyorlar, her şeyimi araştırmışlar... ...şimdiye kadarki bütün yazılarımı okumuşlar... ...bunları bilerek gelen veli de var... ...ama şöyle veliler de geliyor... ...işte elinde iki tane zeka testi var... ...birer ay arayla yapılmış... ...bana hangisini vereyim diyor... ...ben diyorum ki son yaptığınızı çöpatın. atın... ...yani önce bir buna dikkat etmek gerekiyor... ...şimdi bireysel eğitim bu işin altın kuralı ama... ...son dönemlerde ülkemizde özel eğitimde... ...biz şunu vurgusunu yapmaya başladık uzmanlar... Doğru eğitim, doğru eğitim, doğru eğitim. Hı -hı. Çünkü bu çocukların kaybedeceği zaman olmamalı. Evet. Çünkü neden? Yaşıtları durmuyor, gidiyor. Akranları gidiyor ve bu çocuklar geride kaldıkça kendilerine olan güvenleri de azalıyor. Yapamıyorum, başaramıyorum. Ya, hatta ben bunu şöyle ifade ediyorum. Diyelim ki şur şu şu şuraya bir çizgi çektik. Hı -hı. Dedik ki işte burası kaygı, anksiyete, öğrenilmiş çaresizlik gibi ifadeler koyalım. Şimdi disleksili bireyler ...yaşıtlarına göre bu çizgiye daha yakın seyrediyorlar. Hı hı. Çünkü bir deniyor yapamıyor. İki deniyor yarım yapıyor. Üç deniyor yaparken çok efor sarf ediyor hı hı. yaşıtına göre. E bir süre sonra ne yaparsınız? Pes edersiniz. Doğru. Ben nasıl olsa yapamıyorum dersiniz. Hı hı. Okulu sevmezsiniz. Ee, okul terklerini biz disteksili bireylerde çok sık görüyoruz bu sebeple. Evet. Halbuki bu çocuklar o farklı öğrenmeyi yaşadıklarında... ...çok büyük başarılara sahip olabilirler... Hı hı. Bundan yanılmıyorsam 3 yıl önce NASA bir iş başvurusu açtı. Altına şöyle bir not düştü. Sadece disteksili bireyler başvursun. Çünkü zaten benim teknolojim onların yapamadığı sol ön lobu fazlasıyla yapıyor dedi. Bana yaratıcılık, hayal gücü lazım. Disteksili bireylerde bu fazlasıyla var aslında. Doğal olarak da erken ve doğru bir eğitim. Yani bireye göre bir eğitim. Çünkü klasik standart bir eğitimimiz yoktur distekside. Disteksi çocukları hafif, orta, ağır düzey olarak etkiler. Hatta gizli disteksi konuşmaya başladık ülkemizde son dönemlerde. Örtük disteksi ya da gizli disteksi olarak isimlendiriyoruz bunu. Ona da ayrıca değinelim isterseniz. Giz, gizli gizli disteksi evet, durumuna. O, da yani bilmediğimiz bir kavram hocam. Aa, Ona da çok kısaca evet, Disteksi farklı türde etkiler demiştik. Doğru bir eğitim, bireye özgü bir eğitim, kişiselleştirilmiş bir eğitimle bu çocuklar zaman kaybı olmadan yaşlarını yakalayabilirler. Hatta bazen yaşlarının bazı noktalarında öne de geçebilir. Bu da onların kendilerine olan güvenlerini arttırır. Mesela anne babalar bana sorar, biz özel eğitim alacağız, bunun sonucunda ne olacak? Ne kadar sürecek? Tabii ki herkes o süreyi ya da ne olacağını bilmek ister. Ben hemen şu cevap veririm. Oturuşu değişecek, duruşu değişecek, konuşması değişecek, kendine olan güveni gelecek. Bunun zamanını da o belirleyecek. Yani Hı -hı. bu e, yani. minimum bir yıllık bir süreç, ama o ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü yıl da uzayabilir veya ilkokul yaşantısında başlayıp liseye kadarki özel eğitim sürecine de devam edebilir. Hmm. Çünkü akademik beceriler aynı kalmıyor. İlkokuldaki akademik kazanım, ortaokul farklı, lise Tabii. farklı ve doğal olarak çocuk her kademede zorluklar yaşayabilir. Peki hocam burada anne baba ve okullara bir tavsiyeniz var mıdır? Bu sürece nasıl yaklaşmaları gerekiyor? Ee, anne babalar aslında şöyle ifade ediyorum ben bu durumu anne babalar ve okullara girmeden. Şimdi disteksili bireyler rencide edilen bireyler. Hmm. Ve rencide edilme ilk anne ile babayla başlıyor. Buna çok maruz kalıyorlar. Şöyle rencide ediliyorlar. Hadi artık ders çalış. Ödevini yapmalısın. Bak gel hadi otur. Ben kontrol edeceğim yaptığın ödevlerini. Bak kardeşim bitirdi ödevini sen hala ödevini yapmadın. Kıyaslama. Ödevinden Hı. kaçıyor, erteliyor. Kıyaslamalar, eleştirmeler. Kuşlamalar, yargılamalar. İşte baba hatta şunu söylüyor. Okumayacaksan çalışmaya yollayayım seni. Birinci sınıf, ikinci sınıf çocuğuna bu baskıyı. Şimdi rencide etme daha sonra kardeşiyle devam ediyor. her kardeşi varsa. Sen onu yapamıyor musun? Özellikle çoğul gebeliklerde, ikizlerde biz bunu çok görüyoruz. Çünkü ikizlerden birinde disteksi olma olasılığı çok yüksek. İkisinde aynı anda değil, birinde var birinde İkisinde yok. İkisinde aynı anda olabilir. olabilir. Birinde olup birinde olmayabilir. Olup birinde var, yani. birinde yoksa daha tehlikeli. Çok tehlikeli olabilir. Evet, yani. diğeri çünkü ona bir baskı da yaratıyor. Bir de baskı, yani akademik anlamda geride olan çocuk ileride olan bir kardeşini görüyor. Evet. Ondan dolayı da eziliyor. Rencit edilme daha sonra arkadaşıyla devam ediyor sınıftaki. Bazen maalesef öğretmeniyle de devam Hı. edebiliyor. İşte sen hala ödevini yapmadın mı? Annen yanıma gelsin. İşte bu böyle olmaz. Seni sınıfta geçirmeyeceğim ifadeler. Şimdi veliler bana şunu soruyor. Hocam ödevini yapmıyor, ders çalışmıyor. Ben diyorum ki yapmasın, çalışmasın. Şu an yapamıyor. Yapmak istiyor ama yapamıyor. Şöyle düşünün diyorum. Şimdi siz duvar ustası mısınız? Hayır diyor veli. Ben size tuğla vereceğim, çimento vereceğim. Şu duvarı örün diyor. Ne yaparsınız? Araştırmaya çalışırsınız, bilmiyorsunuz. Örme, örmeye çalışırsınız sıkılırsınız kaçarsınız değil mi diyorum Çünkü bilmediğiniz bir iş ama o işi bilen bir duvar ustası gelir duvarları tık tık koyar dümdüz bir şekilde örer ve gider diyorum. Bu onun gibi bir şey yani bu çocuklar kaç, kaçınma davranışını sık gösteriyorlar ama bir sebepten dolayı bunu yapıyorlar. Evet. Aslında bunu görmek çok önemli anne babalar hemen o zaman reçete istiyor bizden diyor ki ne yapalım. Bizim bir reçetemiz yok yazalım verelim evet, hani şu apa için, üç kere sırtını evet. sıvazlayın bir kere su içirin falan böyle bir reçete yok distekside. Evet. Ama şöyle bir reçete var diyorum ki kaç çocuğunuz var bilmiyorum hani diyelim üç çocuğunuz var İkisi akademik olarak çok iyi biri de öğrenme güçlü bulguları var. Diğer iki çocuğuna çok iyisin diyorken disleksiye daha fazla şey demeniz lazım. Daha fazla destek evet. daha fazla. Şu kadar mı yaptı hı hı. ödevini ya da bir çalışmayı çok iyisin bu kadarını yapmışsın. Bir sonrakini yapmaya gayret ettirmelisin eleştirmek yerine. Evet. Çünkü o bunu bilerek yapmıyor. Yani yapamadığı için çok fazla efor sarf ediyor hı hı. diyorum. Bunu böyle açıklıyoruz. E kardeşle şimdi annenin babanın yaklaşımı böyle olunca kardeş de zaten otomatik ona böyle yaklaşır gördüğü için. Şimdi öğretmenlerden böyle bir soru geldiğinde hocam biz nasıl yaklaşalım? Benzer aynı şeyi de öğretmenler için söylüyorum. Diyorum ki. Bir çocuğa göz kırpman yeterken, o çocuğu motive ederken, disteksili bir bireyin yanına gidip sırtını sıvazlayıp vazgeçme başarısın, çok iyisin. Hadi devam et demeye ihtiyacı var. Çok güzel ifade ettiniz. Evet, yani öğretmenlerin de bu ayrımı görmesi lazım veya bence birinci sınıf öğretmeni öğretmeniyseniz eğer mutlaka çocukların sınıfınıza kaç öğrenci varsa doğumdan birinci sınıfa gelene kadar ki bütün gelişim aşamalarını bilmeniz gerekir. O hikayeleri öğrensinler. Öğrenme, anemnezini Ufaka, yani biz ona anemnez diyoruz. Çocuğun o gelişim öyküsünü bilmeniz lazım. Orada bazı risk durumlarını okuduğunuz anda çocuğa yaklaşımınız ona göre. Ha, öğrenme güçlüğü olabilir veya işte dikkat eksikliği olabilir veya başka şeyler olabilir. Üstün yetenekli olabilir. Bir de günümüz çocukları artık hepsi çok farklı gelişiyorlar. Yani bizim çocukluğumuz gibi değiller. Daha çok söz hakları var, daha çok konuşmak istiyorlar. E, tabii bunu bazen... E, abartan evet. ebeveynler var. Oraya girmeyelim şimdi çok uzar evet, belki mevzu da. Evet. Ama e, belki sınıf ortamında da bu farklılaşmayı görerek yaklaşmak evet. e, disleksili bireyi her şeyden önce rahatlatır. Evet. Yoksa ona işte herkese iki sayfa veriyorsak ona bir sayfa verelim. Bir öğretmen böyle. Ben sakın hocam böyle bir şey yapma. Veya işte herkes e, tahtadaki metni deftere geçirirken ben disleksili bir öğrencimi yanıma çağırıp okuma yaptırıyorum. Sakın öğretmenim öyle bir şey yapma diyorum ben onlara. Yaşıtlarından ayırma. Yaşları ne yapıyorsa onu yapmaya gayret etsin. Evet. Sen burada sadece destekle. Burada geçen hafta konuştuğum bir öğretmen arkadaşın sözünü aktarayım. Sanırım o, en doğrusunu o söylemişti. Buyurun. Ee, sınıfımda disteksili bir çocuk var. Parmak kaldırdığında mutlaka kaldırıyorum. Yapamayacağını bilsem bile kaldırıyorum. Fark ettirmeden yanına gidiyorum. Biraz ipucu veriyorum ve alkışlatıyorum. Ve çocuk çok mutlu yerine oturuyor. Evet. Ben dedim ki Hocam önüme inikliyorum. Saygılar. Evet. Yaptığın dedim inanılmaz bir şey. Bakın yani küçücük bir şey bile. Çok önemli bir şey ama. Evet. Evet. Gerçekten çok güzel de bir tavsiye olmuş oldu hocam. Evet. Arzu ederseniz bununla böyle bir yavaş yavaş tamamlamış olalım. Bu programda gerçekten en azından farkındalık konusunda birçok insana inşallah ufuk açar. Bu önemli bir konuydu, yaygınlaşan bir öğrenme güçlüğü. O yüzden ilk başta bizlerin, eğitimcilerin, anne babaların bu konuyla ilgili okuması, araştırması çok önemli. Son olarak e, bu konuyla ilgili hocam bir film, ondan sonra kitap gibi böyle bir yardımcı kaynak tavsiyeniz var mıdır? Benim yanlış hatırlamıyorsam e, buna özel de bir film vardı. E, her Çocuk Özel'dir. Evet, Her Çocuk Özel'dir. Diğer evet. bir ismiyle Yerdeki Yıldızlar diye bir evet. film var. Tabi orada bazı abartı sahneler Hı -hı. de vardı. Diz evet. bireyler harfleri uçuşarak dans ederek <gülüyor> görmüyorlar. <laughs> Tabi. <laughs> biraz abartı o filmi izleyebilirler. Hı -hı. Etkili bir filmdi o uygun okumalar yapabilirler. Makale, dergi parkta disseksi ile ilgili biz derneği kurduğumuz 2017'de neredeyse yayınlanan makale sayıları çok azdı. Son dönemlerde evet. farkındalıkla beraber disteksiye bir Yönelme yoğunlaşma da oldu. <laughs> bu beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Bununla ilgili yazılan makaleleri de okuyabilirler. Dergi Park'ta ya da farklı sitelerde yayınlanan makaleler de var. Sizin web sitesinde ziyaret edebilirler. ListexEğitimi.com'u da evet. buradan ziyaret edebileceğinizi bildirelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bu ederim. Bu önemli haftada sizinle birlikte bu konuyla ilgili güzel bir farkındalık programına imza attık. İyi ki geldiniz Hakan Hocam çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İnşallah tüm çocukların bölüm kendilerini iyi hissettiği, mutlu gidip geldiği ortamlar oluştururuz hem evlerimizde hem de okullarımızda hocam. Çok sağ olun. Evet ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun beni ağırladığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.